Herkese selamlar arkadaşlar ben 600 üstün mavi bugün sizlere e, Discord'dan olsun YouTube'da videoların altına olsun pek çok konuda soru geliyor bunlardan bazılarını açıklık getirmek için e, bu videoyu çekiyorum şöyle arkadaşlar konulardan bir tanesi işte savaşçıya hangi ürünler e, mühürler veya büyücüye hangi ürünler mühürler işte statlar hangileri nasıl ayarlanır Arkadaşlar öncelikle şunu söyleyeyim. Burada işte normal şartlarda biliyorsunuzdur diğer oyunlarda e, üçer dörder karakter olur. Yani işte savaşçı, büyücü, e, pirest, başka bir de asasin, suikastçı şeklinde genelde dört tane olur. O yüzden bunlara e, ayrı ayrı yetenekler çıkarılır. Mesela örneğin ilk e, X oyunundan bahsedelim. E, savaşçısına STR çıkarsın. İşte ninjasına dex e, mesela büyücüsüne <laughs> int çıkarsın e, şeyine de atıyorum hp çıkarsın atıyorum diğerine de öyle sallamış olalım e, ayrı ayrı çıkarsın ama bu oyunun şöyle bir özelliği var e, iki çeşit var savaşçı büyücü bu yüzden arkadaşlar bu savaşçı büyücü olduğu için de statların pek bir önemi yok zaten vurulan yeteneklere dikkatli incelerseniz teknik açıdan aynı yani birinci yetenek savaşçıda da büyücüde de, de topla hasar vurur. İkinci yetenek savaşçıda da büyücüde de önüne doğru bir atak yapar. Yani savaşçı kespiç yaparken büyücü hortum yolluyor önüne doğru. E, ee, ultisine gelelim yani öfkesine. Öfkesi dolduğu zaman da biliyorsunuz iki karakterde yuvarlak şekilde etrafına vurur. Yani yetenekler açısından iki karakter de aynı. Ee, ve şöyle bir şey var bu oyunda genel manada pek bir bilgi paylaşamaz kimse net olarak konuşamaz herkes kendi bildiği kadarıyla konuşuyor veya diğer oyunlardan gördüğü kadar yani bu oyuna benzeyen diğer oyunlardan gördüğü kadar yorumlayabiliyor ben de ona göre yorumluyorum şu şekilde işte diyorlar ki büyücü delici savaşçı işte koruma filan arkadaşlar bu oyunda öyle bir şey yok e, büyücüye de delici çıkabilirsiniz savaşçıya da delici çıkabilirsiniz büyücüye de koruma çıkabilirsiniz savaşçıya da koruma çıkabilirsiniz çünkü yetenekler zaten aynı sadece şekli değişik. Yani biraz dikkatli incelerseniz e, yeteneklerin aynı şekilde olduğu, aynı alana hasarını vurduğu veya aynı öne doğru atak yaptığını görürsünüz. Aynı öne doğru atılmanın olduğunu görürsünüz. E, i̇ki karakterde de gördüğünüz üzere öne doğru atılma yeteneği var. E, bunlar bu şekilde. Bunu böyle e, söyleyeyim. Bu yüzden runikleri, monikleri filan arkadaşlar, birinci runikten bahsedecek olursak bunun için ayrı ayrıntılı bir video çekeceğim. Sadece sırf runikler özel. Bu runikleri arkadaşlar dizerken birincisi şanslı olmanız lazım. Yani şimdi runik dizerken atıyorum ben size verdiğim sarılımı yapamazsınız. Çünkü neden? Ee, yayın atıyorum şöyle olur. Bütün runikleriniz yani dörder tane kırmızı runiğiniz olur. Ben size derim ki şunu üçlü yetenek yap. Yani ne istiyorsun o dönem? Savunma karakteri mi istiyorsun, saldırı karakteri mi, dengeli karakter mi istiyorsun? Yani bu oyunda bu var. Ya saldırıya yönelirsin ya savunmaya yönelirsin ya da dengeli bir şekilde bir karakter oluşturursun. Ben saldırıya yönelik oluşturuyorum. Bu yüzden runik seçimimi de ona göre yapıyorum. Ee, yani tabii ki de hesabın e, belli artıları belli eksileri oluyor. Yani şöyle e, saldırı yaptığınız zaman hesap çok rahat yatıyor. Yani atıyorum birebir değişim yapıyorsunuz adamla. Ama mesela bosa vurduğunuz zaman daha çok oluyor. Dengeli olduğu zaman e, hem yatırıyorsunuz hem yatmanız zor hem dayanabiliyorsunuz hem vuruyorsunuz. Ama savunma yaptığınız zaman ise dayanıyorsunuz ama vuramıyorsunuz. E ee, bu şekilde savaşlarda en etkili hangisi? Yani herkes şöyle kendi arasında bölüşürse bunu daha dengeli olur. Birisi atıyorum e, su suruhunu tanklar, tamam mı? Savunması güçlüdür, suruhuna kalır. Zaten şöyle bir şey var. Herkes yani bu oyunun bir e, güç sınırı olmadığı için e, yani herkesin e, atıyorum şöyle arkadaşlar. Mesela en son itemler belli, güç belli. Aranızda fark oluşturacak tek şey yeteneğiniz olsa. Böyle bir ayrım yapılır ama oyunda güçlü güçsüz var yani para yatıran güçlü para yatırmayan güçsüz şeklinde bir ayrım var bu yüzden genelde Suruhunu en güçlü adam tutar ama öyle olmasaydı bütün karakterlerin gücünün aynı olduğunu sadece verdiğiniz statlara göre bir değişim gösterdiğini varsayarsanız su tank olan hesabı koyup diğer yerlere saldırısı yüksek olan hesapları gönderip bu şekilde bir plan proje kurabilirdiniz. E, bu konuyu fazla uzatamayacağım, runiklerden hemen kısaca keseceğim arkadaşlar. E, runiklerde de yani şu şekilde e, şans eseri çıktığı için yani bu yüzden runiklerdenize pek bir şey diyemeyeceğim ama yani şöyle herkesin ayrı ayrı runine bakmam lazım. Yani herkesin ayrı ayrı runini inceleyip sen şu 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 şekilde runik yap diyebilirim. Öteki türlü sen benim şu an söylediğim farazi konuştuğum runi zaten yapamazsın. Çünkü yani dediğim gibi her birinden dörder tane olması lazım ki ben söyleyeceğim sen aynı şekilde yapıştırıp geçeceksin. İkinci bir konu arkadaşlar ban mevzusu. Ee, şöyle biliyorsunuz oyunun pek çok açığı var, oyunun pek çok hatası var. A hatası olabilir, i̇şte, e, geri ödemeden alınan paranın banlanması olabilir veya oyun açığından faydalanan bu aralar moda olan e, banlanma olabilir. Birinci arkadaşlar şöyle söyleyeyim ilk baştan başlayayım. E, oyun açığından faydalanma konusundan başlamak istiyorum. E, şöyle, oyun açığından faydalanmanız bir suç. Yani oyun açığından bana ne abi oyun yanlış yapmış, İşte adamlar açığı vermeseymiş benim suçum mu diyemezsiniz. Bunun sebebi şu, siz oyuna başlarken kullanıcı sözleşmesi diye, o okumadığınız kullanıcı sözleşmesi var ya. Heh. Okudun, okumadınız kullanıcı sözleşmesi nedir? Onayladığınız sözleşmede e, tam net olarak her oyunda değişiyor şey ama şöyle e, oyun açıklarına faydalanmak ciddi bir suçtur ve yaptırımlarını her türlü kabul ederim manasında bir e, kabul yani sözleşmeyi kabul ettiğinizde bunu da kabul etmiş oluyorsunuz. Yani bu yüzden e, bana da bir tık fazla mesajlar geldi abi şöyle şöyle oyun açığı adam beni banlıyor böyle bir şey hakkı var mı? Var arkadaşlar. Üstüne sizden tazminat davasına kadar pek çok suçlamada bulunup hesabınızı banlayıp hiç açmayabilir. Yani çünkü siz bunu oyunun en başındayken kabul ediyorsunuz. Diyorsunuz ki böyle böyle oyun açığından faydalanmayacağım diye bir kabul ediyorsunuz zaten. Bunun bilinci de olun. ha bana sorarsanız şahsi fikrim oyun açığından faydalanmak sence ban sebebi veya suç yaptırım olması gerekiyor mu? Gerekmiyor. Bence yanlış. Çünkü niye abi? Sen e, o kadar e, insanların yanlış anlamayı Maddi durumundan faydalanarak bir oyun yapıyorsunuz. E, yani şu hesaplara kaçlar. Mesela şu binek, şu pet bunlar oluşturulurken şu hareket yapması bile ne kadar zor. Yani bunu yazılımcılar bilir. Kolay bir iş değil. Böyle 5 dakikalık yapılacak iş değil bunlar. Bu kadar uğraşıp e, oyun açığını yani ve milletten bunun ...nevzinde aldığınız para doğrultusunda... ...oyun açı vermemeniz lazım. Ki zaten bu yüzden banlayamıyorlar. Yani çünkü... E, ...millet o kadar para yatırıyor. E, bu oyun açığı yapmak oyunun suçu. Açıkçası yani benim... ...naizane fikrim, imzaladığınız... ...sözleşmenin dışında konuşuyorum. Yani... E, ...oyun açığı varsa bence kullanılabilir. Yani öyle bir şey... ...söz konusu olmasa, e, anlaşmada öyle bir yer... ...söz konusu olmasa... Yani oyun açısından faydalanmak bence suç değil. Çünkü abi madem e, suç var kapatacaksın. Veya suç olanlara, e, bu suçu yapanlara ceza vermek yerine e, bundan faydalanamayan oyunculara bunun şeyini karşılaması lazım. E, diyelim ben ne şey açığı vardı? Uzaylı geliyor etkinliğinin açı sanırım açığı vardı. O çok patladı bir ara. E, sınırsız girebiliyordunuz içeriye. Bunu ben bilmiyorum yapmadığımda. Nasıl yapıldığında hakkında da fikrim yok. Olsa da söylemem zaten. Ee, böyle ona giriliyordu. Herkes de üçer yıldız, dörder yıldız birdenbire bazı hesaplar patladı. Çoğusu yapmış, çoğusu şu an ban yedi. Bazıları üçer günlük, bazıları sınırsız ban yedi. Ee, bunun arkadaşlar şöyle oyun açısından faydalanmanız sizin için zararlı. Veya faydalandığınız zaman da bunu yaymamanız gerekiyor. Yani oyun açısından faydalanıp yaydığınız zaman oyun... Bunu fark ediyor çok fazla kişi yapınca veya şikayet gidiyor atıyorum Ben görüyorum diyorum ki bu ne Bu oyunun açığından faydalanıyor adamlar abi Böyle bir şey mi olur Ben de o adam okul oynarken adam bedavadan puan kasıyor Mesela Bu yüzden e, oyun açığından faydalanmanız lazım Bulduğunuz zaman da sadece sizin ve sevdiklerinizin Bilmesi lazım yayılmaması lazım ki Ban yemeyin bir zararlı çıkmayın yani Bana sorarsanız Ceza verilmesi gerekiyor mu verilmiyor Oyunun kendi suçu bu ama sırf cezayı O imzaladığınız sözleşmeden ötürü alıyorsunuz onun dışında suç oyunun abi. Oyun açığı vermeyeceksin o zaman. Adam oyun açığını bulduğunda çatır çatır da kullanır. Bu da onun en doğal hakkı benim gözümde. Ama e, size tavsiyem şu. Kullanmayın. Öyle bir şey imzalıyoruz. Yani öyle bir şey imzaladığımız için adamlar haklı zaten. Öyle bir şey imzalanmış olmasaydık biz haklıydık. Bu yüzden yani sen şunu kabul ederek giriyorsun. E, oyun açığından faydalanmayacağım diye de bir imza atıyorsun sen oraya. Bu yüzden biz suçluyuz arkadaşlar bunu yapanlar suçlu bu yüzden bu konu hakkında şunu, bunu bir şey yapalım İkinci arkadaşlar e, geri ödeme aldığınız için yediğiniz ban e, yani şöyle arkadaşlar geri ödeme almak bir suçtur çünkü iyi, bu da aynı şekilde e, oyuncuları işte server sahibini kandırmaya giriyor bunu nasıl bana nasıl kaldırabiliyorsunuz şöyle söyleyeyim ben size atıyorum ne kadarlık bir geri ödeme aldınız 100 liralık mı 10 dolara mı denk geliyor. E, mesaj atıyorsunuz Facebook'tan diyorsunuz ki böyle böyle bir sorunum var. Ben ban yedim. E bu banımı açmanızı istiyorum diyorsunuz. O da sana diyor ki sen diyor 10 dolarlık bir geri ödeme almışsın. Ne kadar aldıysan bunu diyor ödersen diyor herhangi bir hesap kurup başka bir sunucuda e herhangi bir hesap kurup o hesaptan e 10 lira 10 dolarlık yükleme yapıp e, bize gönderiyorsun SS'sini işte dekontunu her neyse onu gönderdikten sonra o hesabı banlıyorlar. Sizin hesabınızın banını açıyorlar. Bu ban açma bu şekilde. Bu ban bu şekilde açılıyor. Onun aksi yok yani o bildirim geliyorsa bu şekilde açıyorsunuz. Üçüncü olarak da arkadaşlar A sorunları oyunda bazen görüyorsunuzdur. %99 e, şey olur. İşte %99'a geliyor ama oyuna girmiyor. Bunun taktiğini söyleyeyim, söyleyeyim arkadaşlar. Atıyorum mavi hesabındasınız. E, bir alana giriş yaptınız. Atıyorum. Ben de bu VIP odasına VIP bosuna giderken olmuştu. VIP bosundayken hesaba girmiyor. Attı beni. Kitlendi ekran. Çıktım bir şey yapıyorum. 1.99'da kalıyor. Hemen arkadaşlar taktiği söylüyorum. O hesap orada bakta kaldığı için otomatikman normal şartlarda e, girdiğiniz alandan çıktığınız zaman oyundan o alandan size atıyor. Yabana atıyor. E, şimdi öyle bir şey olmadığı için orada bakta kaldığınız zaman hesap orada sıkışıyor. O yüzden oradan atmadığı için hesabı geç yapamıyorsunuz. Bunun taktiği şu şekilde alt hesabı görüyorsunuz. Yani mavinin alt çarına girip e, alt çarına girdiğiniz zaman hesap nerede olursa olsun onu yabana atar. Bu taktiği vereyim size. Onur'da bu şekilde bir sıkışmaya yaşarsanız e, bu taktiği deneyin. Yine mi açılmıyor ki yüzde 99 hep açılmıştır. Hiç açılmayan görmedim. Ben yaptım. Ben de açıldı. O yine sıkışanları önerdim öğrettim. Onlar da aynı şekilde açtı çıktı. Böyle bu şekilde ya da hiçbir olmadıysa o 99 sorununun SS'ini alın çünkü arkadaşlar Facebook'ta oyunla alakalı ilgilenen müşteri hizmetleri gerçekten berbat. Ee, yani hiçbir konu hiçbir faydaları olmadığını düşünüyorum. Ezbere konuşuyorlar, uğraşmak istemiyorlar ee, ki bence bu yanlış, bu oyuncu kaybettirir. Ee, bunun farkında olmaları lazım. Zaten verdiğiniz desteklerle. Çoğu şey e, atlattık e, Zaten bir geri bildirim Mesela geçen arkadaşım A sorunu yaşıyordu e, A bağlantısından ötürü giremiyordu Oyuna ve internetimin iyi olduğunu söylüyor Yani internetin iyi olduğunu söyledi e, Testini yaptık İnternette gerçekten iyi sorunda A problem var Ben de dedim ki Sana o verdiği hatanın SS'ini al bana at Onu aldım arkadaşlar o SS'i Attım Facebook'a dedim ki Böyle bir sorun yaşıyoruz Bu sorunu düzeltin yani sesli şekilde ekran resmi şeklinde atarsanız daha hızlı yardımcı oluyorlar. Çünkü sanırım e, müşteri hizmetleri yabancı arkadaşlar. E, o yüzden e, ses attığınız zaman hatayı daha rahat anlıyorlar. Ses şeklinde her şeyin sesini aldın atın direkt direkt anlıyorlar. E, herkese e, böyle bir problem yaşattığımız için özür dileriz mabunda bir mesaj atıp herkese bunun karşılığında ödülünü verdiler. Yani küçük başlı bir ödül ödüllerler özür mabunda. Bu şekilde de A hatasını hallediyorsunuz arkadaşlar. Başka bir sorunuz olursa yine yardımcı olmak isterim. Herkese iyi akşamlar. Kendinize çok iyi bakın.